Tanıklık etmiş Büyük Selçuklu'nun başkenti Celaleddin Rumi'nin ev sahipliğini yapmış memleketi olan Sergiler Konya'da hepiniz hoş geldiniz, ayağınıza sağlık, sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum. Cemtürk kurucusu olarak burada bulunuyorum. Bizleri buraya davet eten ve organizasyonun emeği geçen başta Beyzan Hanım olmak üzere Konya Beşiktaş Erbakan Üniversitesi yönetimine değerli hocalarımıza Havacılık Uzay Bilimleri Fakültesi'ne teşekkürlerini sunuyoruz. Jettürk yaklaşık bir yıl önce kurulmuş bir oluşum arkadaşlar. Bunu kurarken tek başıma çıktım. Jettürk'ü kurmamızdaki amaç, ben havacılık bölümü okudum. Havacılık bölümüne başlarken büyük umutlarla gittim bu bölüme. Büyük beklentiler içerisinde gittim. Fakat bölüme gittikten sonra işin iç yüzünü öğrendik, gördük. Her sistemde olduğu gibi, her sektörde olduğu gibi gelişen ve büyüyen sistemlerde büyük bir açık olduğunun ve hataların giderek arttığının farkına vardım. Şimdi sizlere internetten, buradan bulduğum havacılık ekonomisi büyüyor, Türkiye gelişiyor, havacılıkta şöyle olaylar oluyor, böyle olaylar oluyor gibisinden bir sunum yapmayacağım. Bizim amacımız hak edenlerin hak etmesi gerektiği yerde olmaları ve bizim de bu hak edenlerin hak ettiği yerlere gelmelerini sağlamak, bunun hakkını aramak. Biraz eleştirilen bir sunum olacak. Bu konudan yürüyeceğiz çünkü. Jettürk 7'den 70'e herkese havacılığı sevdirebilmek ve 7'den 70'e Hatay'dan Sinop'a, Edirne'den Kars'a kadar büyükten küçüğe herkese mavi aşkını, gökyüzü sevdasını bir şekilde aşılamak amacıyla kurulmuş olan bir girişim. Kurulduğumuz günden itibaren çeşitli fuarlarda, memleketimizin çeşitli köşelerinde, gerek üniversite, gerek lise, gerek anaokul öğrencilerine ulaşarak bir şekilde mavinin, gökyüzünün ve uçmanın sevgisini aşılamak adına biz bu yollara çıktık. Gelişen ve büyüyen Türkiye'de, gelişen ve büyüyen havacılık sektöründe yarının havacıları olarak, yarının gençleri olarak ve bu sektörde yer alacak kişiler olarak biz kişilere, kariyer önerilere, kişileri sektörle buluşturma, bir network ağı oluşturmak gibi amaçlar arasında bulunduk ve o günden bugüne birçok arkadaşımıza da yardımcı olduk. Jettürk bir online platform olarak kuruldu arkadaşlar. Piyasada birçok havacılıkla ilgili web sitesini, uygulamaları vesaire gibi örnekleri görebilirsiniz. Fakat Jettürk'ü bunlardan ayıran bir özelliği, A'dan Z'ye her departmana, havacılığın her kademesine hizmet edebilmek, her kademesine ulaşabilmek amacıyla kurulduk biz ve online olarak kurulduk. Online olarak kurulmamızın sebebi, bugün biz internet üzerinden, sosyal medya kanallarından, web üzerinden Türkiye'de Ağrı'daki bir eve ulaşabiliyoruz, Edirne'deki en ücra sokaktaki bir eve ulaşabiliyoruz, İstanbul gibi metropol bir şehirde evden işe giderken, işten eve giderken dolmuşta telefonu olan bir kişiye bile rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Bunu çeşitli kampanyalarımızla, çeşitli reklam stratejilerimize destekleyerek havacılığın içinde olan olmayan, havacılık sektöründe olan olmayan herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Jettürk platformumuzda, kariyer kısmımızda, Türkiye gerçeği şudur ki eğer bir yerlerde birilerini tanıyorsanız, birilerini biliyorsanız bir şeylerden daha önce haberiniz olabiliyor. Jettürk kariyer kısmında havacılık şirketlerinin, havacılık işletmelerinin işe alım süreçleri, kaç kişi alacakları, hangi pozisyonu alacakları ve hangi şartlarla alacaklarını tanıdığımız eş dosttan veya piyasada dolaşan bildiğiniz iş ilanı sitelerinden sentezleyip teyit ettiğimiz ve gerçekten böyle bir ilan olacak mı olmayacak mı? Çünkü biliyorsunuz son zamanlarda bayağı bir dolandırılma haberleri oldu. Özellikle mevcut iş ilanları siteler üzerinden, özellikle kabin memurları ilanları açısından çok şekilde dolandırılma ve art niyetli girişimler oldu. Bunların önüne geçebilmek için Jettürk kariyer sayfamızda paylaştığımız iş ilanlarını o şirkette herhangi bir tanıdığımız varsa, herhangi bir bildiğimiz kişi varsa onunla iletişime geçip teyit edip sizlerle paylaşıyoruz ve arkadaşlarımızın bizi takip eden kişilerin başvurmalarını sağlayarak kendi alanlarında hedef edindikleri bir kariyer yolculuğuna çıkmalarına yardımcı oluyoruz.
JetTürk öneriler kısmımız var. JetTürk öneriler kısmında web platformumuzda örnek vermek gerekirse Serhat Bey az önce kendi kariyerini anlattı. Serhat Bey ile konuşuyoruz. Gelecek yeni nesil sizin tecrübelerinizden faydalansın istiyoruz. JetTürk öneriler kısmında Serhat Bey kendi ismini girip kendi tavsiyelerini, kendi önerilerini, kariyerinde yaşamış olduğu tecrübeleri web üzerinden sizlerle paylaşarak, sizlere anlatarak Türkiye'nin en ücra köşesindeki bir kişinin bile sadece bir tık kadar uzakta olmasını sağlayarak bu yönde, bu yolda hizmet etmeyi amaçlıyoruz. JetTürk TV kısmımızda son zamanların popülaritesi fenomenleri de çoğaldı. YouTube kanalımızda hiç kimsenin ele almadığı, ilgilenmediği, tutulmaya yüz tutmuş özellikle Türk sivil havacılık tarihindeki olayları, gelişmeleri veya gelecek projeleri, dünya çapında gelecek projelerini ele alarak video oluşturup, çünkü bizim milletimiz biraz okumayı sevmiyor, okumaktan aciz bir milletiz. Gazetenin bile sadece manşetlerini okuyup, katlayıp bir kenara koyan bir milletiz. Bunun bilincindeyiz. Bunun önüne geçebilmek adına YouTube kanalımızdan çeşitli videolar üreterek merak edilen konularda hadi ya bu da mı olacak, bu da mı olabilir denilen konularda videolar üreterek bilgileri sentezleyip sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Sosyal medya kanallarımızdan bazen güldürüyoruz. Bazen bilgilendirici mesajlar paylaşıyoruz. Bazen de sektördeki, dünya çapındaki gelişmeleri biraz mizahla harmanlayıp sizlere servis edebiliyoruz arkadaşlar. Kısacası JetTürk olarak biz bunları yapıyoruz. Peki JetTürk'ü biz neden kurduk arkadaşlar? Dediğim gibi az önce Serhat Bey de sağ olsunlar kendileri dile getirdiler. İşe alınanların yarısı havacılık mezunu olan arkadaşlar. Ve şu an Türkiye'de hiç kimse kendi sektöründe çalışamıyor. Özellikle havacılık çalışanları kendi sektörlerinde iş bulamıyor. Havacılık şirketinin İktisadi ve İdari Bilimlerden, işletme fakültelerinden ilan açıklarını, bunu gerek devlet, gerek özel kanadında gördüğümüzü görüyoruz. Her gün farklı bir olaya tanıklık ediyoruz. Hakkı yenilen arkadaşlarımızın olduğunu düşünüyoruz ve bunu görerek yola çıktık. Bunun karşısına geçebilmek, hak ettiğimiz yerlere gelebilmek amacıyla sizin gibi arkadaşları, hak etmesi gereken arkadaşları bir çatı altına toplayarak, JetTürk çatısı altına toplayarak bir kamuoyu oluşturup ve hak ettiğimiz yerlere almak için bir yola konuldu. Bunun için kurulduk. Dediğim gibi eleştiriler bir sunum olacak. Bu eğitim ve ortak müfredat konusu var. Yıllardan beridir Cumhuriyet tarihimizin belki de kanayan yaralarından bir tanesidir eğitim sistemimiz. Bugün aramızda anne babalarımız da var. Yarının anne babaları olacak sizlerin arkadaşlarım da varsınız. Bugün bir kafeye gittiğinizde sipariş ettiğiniz kahvenin yanında çikolatanız gelmediğinde itiraz ediyorsunuz. Bugün bir kapı kolu kırıldığında bunu değiştirmek için evinizi bir usta çağır kuruşun hakkını arıyorsunuz. Bunu sorguluyorsunuz. Ancak ne hikmetse yıllardan beridir üniversitelerimizde okullarımızda verilen eğitimin kalitesi ve bu okullarımıza aktarılan milyonlarca liranın hesabı hiçbir anne baba tarafından sorulmuyor. Eğitim sistemimizi sorgulayamaz hale geldik. Anne babalarımız bu durumu suskun hale geldiler. Ne yaptığımızı, ne ettiğimizi bilmiyoruz. Üniversiteden mezun olan kişiler diplomayı eline alıp şu üniversitenin kapısından çıkan kişiler acaba gerektiği seviyede bu üniversitenin kapısından çıkabiliyor mu? Bunu sorgulamıyoruz. Bunu soramıyoruz kendimize. Bu üniversite milyonlarca lira akıtılan üniversite mezunlarımız, bu üniversitelerde eğitim gören kişiler çıktıklarında diplomayla başvurdukları şirketlerde acaba iş bulabiliyorlar mı? İş bulsalar bile işveren çalışandan memnun mu? Çalışan şartlardan memnun mu? Bunu sorgulayamıyoruz. Kısacası ödediğimiz paranın her kuruşunu sorguluyoruz, her kuruşunu arıyoruz ama iş eğitime gelince susuyoruz, susturuluyoruz, bir noktaya kadar gelinmiyoruz, sonrasına gidemiyoruz.
havacılık mezunları hak ettikleri yerlerde değiller. Hak ettikleri kadroları alamıyorlar. 12 yıl boyunca yabancı dil eğitimi görüyoruz milletçe. Fakat iki kelimeyi bir araya getirip konuşamıyoruz. Rahmi Bedri Eriboğlu'nun dediği gibi, oğlum ölmüş, 3 dil öğreneceksin, 3 dilde küfredeceksin. Sen ne o, ne şu, ne busun. Sen treni kaçırmış bir milletin çocuğusun diyor. Biz treni Pontaş Uçak Fabrikası'nı kapattığımızda havacılığa veda ettik. Bazılarının oyunlarına gelerek, dönemin şartlarına belki de uyarak, biz buna veda ettik, geleceğimizi kararttık. Türkiye Cumhuriyeti'nde gün geçtikçe üniversitelerimizde çeşitli isimlerle havacılık bölümleri açılıyor, açılmaya devam ediyor. Havacılık bölümlerinde bugün bir doktora gittiğinizde, hastaneye gittiğinizde sıfatı doktor olmayan veya herhangi bir sağlık çalışanı olmayan kişiye kendi canınızı emanet etmezsiniz. Bir gün çocuklarınız okula gittiğinde çocuklarınızın dersine giren kişinin sıfatı öğretmen olmadığı zaman çocuğunuzun okulunu değiştirirsiniz. Çünkü canınızı emanet ediyorsunuz. Varlığınızı emanet ediyorsunuz. Bugün içeriye adımınızı attığınızda canınızın, can güvenliğinizin, emniyetinizin önce Allah'a, sonra orada çalışan her bir bireyin ağzından çıkacak olan sözcüğe bağlı olan bir sektörde, havacılık sektöründe, havacılık mezunu olmayan kişilerin çalışmasına sizler müsaade ediyorsunuz. Geçmişi, kanunu ve kuralları kanla yazılan her bir olayın arkasında, her bir kanunun kuralının arkasında yüzlerce canının yitirilmiş olduğu bir sektörde sizler canınızı işi bilmeyen, bu işe sevdalanmayan ve bu işe gönül vermeyen kişilere emanet ediyorsunuz. Havacılıkta bugün bir doktor sizlere yanlış ilaç yazdığında en fazla zehirlenebilirsiniz. Ufak bir tedaviyle eski sağlığınıza kavuşursunuz. Bugün bir öğretmen çocuklarınıza alfabeyi yanlış öğretme gibi bir lüksü yoktur. En fazla özür diler geçer. Fakat havacılıkta yapılan bir hatanın özrü olmaz. Çünkü özür dileyeceğiniz bir kitle olamaz karşınıza. Ağzınızdan çıkacak en ufak bir kelime yüzlerce kişinin hayatına mal olur. Bunun için önce Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, sonrasında Türkiye Cumhuriyetlerde, başta siz değerli akademisyen hocalarımızın öncülüğünde, tüm akademik camiada, Türkiye pazarında, havacılık alanında ortak müfredatı talep ediyoruz. Bugün Konya Neşmettin Erbakan Üniversitesi'nde örnek veriyorum, İngilizce 6 kredilik, 6 saatlik bir ders olarak okutuluyorsa, İstanbul'da da 6 saatlik bir ders olarak okutulmak zorunda. Çünkü havacılık kalifiye eleman istiyorsa, havacılık kaliteli insan istiyorsa bunu yapmak ve yaptırmak zorundayız. Önce akademik dünya, sonra iş dünyasıyla entegrasyonu yapmak zorundayız. Mezunlar hak ettiği noktalarda değil demiştim. Şöyle bir örnek göstereceğim sizlere. Fotoğrafa baktığımızda her şey bize normal geliyor olabilir. Açılmış olan bir ilanımız var. Ve tesadüf ki bu ilan dün itibariyle başladı ve Konya'ya ait bir ilan. Şu an baktığımızda her şey normal gözüküyor. Sonraki ilanın içeri. Kırmızı içerisine aldığımız noktaya baktığımızda havacılık yönetimi bölümü araştırma görevlisi elemanı alacak ve bunu elektrik elektronik mühendisliğinden alıyor. Bunu aranızda, bu mantığı aranızda açıklayabilecek bir kişi var mı acaba? Bir doktor alacaksınız hastaneye, fakat bunun mimar olmasını istiyorsunuz. Bunun önüne geçmek, buna dur demek için sizin gibi arkadaşlarınızı aranıza alarak, sizin gibi arkadaşlarınızın desteği ve gücüyle buna dur demek için biz bir yıl öncesinden yola koyulduk. Kimse bizi sevmiyor böyle sert bir dille konuştuğumuz için. Hep eleştiriliyoruz, hep kötü sözlerle ima ediliyoruz, cepliklenilince. Ama biz yolumuzdan dönmeyeceğiz. Eğer gökyüzüne maviye sevdalandıysa, derdimiz de aşkımız da mavi ise, gökyüzü ise, biz sizlerden aldığımız destek ve güçle bu yoldan dönmeyeceğiz. Dönmeyi de düşünmüyoruz zaten. Cemal Bey,
Şimdi bu alımlarla ilgili, üniversitelerde öğretim eleman alımlarıyla ilgili sizin dikkat çektiğiniz gibi havacılık bölümlerinde bu oluyor. Maalesef akademide, Türk üniversitelerinde şu an havacılık bölümüne yapılan alımlar bütün bölümler için çok güzel bir örnek oluyor. Yani diğer bölümlerde de var bu. Maalesef bununla ilgili üniversite yönetimleri hakkaniyetle davranmıyorlar. Liyakati göz ardı ediyorlar. Burada. YÖK bununla ilgili üniversitelere bırakmış durumda, karışmıyor gibi. Bununla ilgili bir düzenleme olması lazım. Gerçekten önüne geçilmesi lazım. Bölümlere ilgisi olmayan, o alanda eğitimi olmayan araştırma görevlisi alınıyor. Ondan sonra öğretim üyesi alınıyor. Maalesef ciddi bir sıkıntı oldu. Tüm üniversitelerde de var yani. Benzer örnekler gün geçmiyor ki olmasın yani. Kesinlikle öyle. Yaklaşık bir yıl öncesine kadar sivil havacılık yüksek okullarında eski Türkiye mantığıyla harç ücretleri alınıyordu. Belki duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Bazı yüksek okullarında öğrencilerden yıllık 4268 TL gibi bir ücret alınıyordu. Tercih ismi var. Erciyes Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi ve hani örnek vermeyeceğimiz kadar birçok üniversite ismi var. Yaklaşık bir yıl önce Sayın Yekta Sarıç ile yüz yüze yaptığımız bir görüşme sonucunda bunu dile getirdiğimizde bu konunun üzerine düşeceklerini Bakanlar Kurulu'nun onayıyla sunacaklarını ve kabul edilirse bu ücretin normal bir harç ücreti seviyelerine çekileceğinin sözünü almıştı. Bu yıl itibariyle bu uygulama başlandı ve 4268 TL gibi bir ücret artık öğrencilerden bulunmuyor. Normal harç ücreti dönemlik 768 diyebilirim olsun, doğrudur. Şu anda o seviyelerde bir ücret alınıyor. Geçmiş dönemlerde DHMİ'ye genel müdürlük yapmış olan bazı isimler görüştüğümüzde şu an isim vermem uygun olmaz. Ve SHGM kanalından yüz yüze iletişimlerle yaptığımız görüşmelerde havacılık mezunları DHMİ'nin açtığı kadrolarda neden iş bulamıyor, neden atanmıyor? DHMİ yılda atma memuru için örnek veriyorum 25, 30 veya 50 seviyelerinde bir alım yapacak. Fakat bu alıma ortak kod ile İktisadi İdari Bilimler Fakültesi işletme fakültelerinin işin içine dahil ediliyor. Bir tarafta bu işe gönül veren, bu işe sevdalanan, işin zorluğunu üstlenen, işin zorluğunu gören ve bunu kabul eden kişiler, diğer tarafta sırf Türkiye ortalamasının üzerinde bir maaş olduğu için ve şartlarını beğendiği için işin içine girmek isteyen kitle var. DHMİ bunun önüne neden geçiyor? SHGM bu konuda neden önlem alınıyor? Biz bunu sormadık. Sadece bir dönem sivil havacılık mezunlarından önem alınan yapıldı DHMİ kanalında. Bir sonraki dönem tekrar ortak kodla önem alınma devam edildi. Bu algı böylelikle bitti. Bunun önüne de geçemiyoruz. Eğitim sistemimizde az önce de bahsettiğim gibi büyük eksiklikler var. 12 yıl boyunca eğitimde dil eğitimi alıyoruz, yabancı dil eğitimi alıyoruz fakat iki kelimeyi konuşamıyoruz. Biz hep sektörü eleştiriyoruz, işveren kanadını eleştiriyoruz, biraz da kendimizi eleştirmeliyiz. Biz sektöre hazır mıyız? Sektör bizden ne istiyor, sektöre ne vermeliyiz? Çünkü bir patron sizi işe aldığı zaman size ödeyeceği miktar 1 ise sizden beklentisi 5 oluyor. Bunu karşılayabiliyor muyuz? Bunun önüne geçebilmek için havacılığın olmazsa olmazı yabancı dil işini halletmemiz, çözmemiz gerekiyor. Bir tane Batı dilini, bir tane Doğu dilini öğrenerek Türkiye'yi, dünya tarihini, havacılık tarihini Türkçe okuyup anlamamız gerekiyor. Sektörel düzenlemelerde JETÜRK olarak sizlerden aldığımız güçle devlet kanadına bir mesaj vermek istiyoruz. Havacılık sektörü 7-24 işleyen bir sektör. Ne cumartesi pazarı var, ne bayram tatili var, ne her iki sezonda izin almanız tamamen bir kaos haline geliyor. İzin dahi alamıyorsunuz. Devlet kanadında sosyal bir devlet anlayışımız var. Devlet kanadında cumartesi pazar tatili olan sabah 8-5 çalışan devlet memuru ile veya üzerinde çalışan herhangi bir kişiyle havacılık ekosisteminde vardiyalı sistemde çalışan, gecesi gündüzü olmayan,
tatilde olmayan kişileri siz aynı kefeye koyamazsınız. Bu kişiler için erken emeklilik talep ediyoruz. Yıpranma payını göz önüne alarak bunun için bir düzenleme yapmaları gerektiğini düşünüyoruz. Gecesi gündüzü belli olmayan kişilerin çalışmasıyla, gece işe gidip sabah çıkanların çalışmasıyla, sabah 8, akşam 5 arasında çalışanların şartlarının bir olmadığını görüyor, biliyor ve anlıyoruz. Bunun önüne geçebilmek amacıyla devlete bir mesaj vermek istiyoruz. Bu konuda düzenlemeler olması gerektiğine inanıyoruz. Ücretler dağıtılırken havacılık sektöründe sadece devlet kanadı bazı tazminatlardan yararlanabiliyor. Özel sektör bu tazminatlardan yararlanamıyor. Eurocontrol olsun, diğer bazı kurum ve kuruluşlardan aldığımız havacılık tazminatları olsun. Özel sektör bunlardan yararlanamıyor. Özel sektör çalışanlarında aynı sorumluluk ve risk altında olduğundan dolayı bu ücret artışlarının alması gerektiğine inanıyor ve bunları hak ettiğini düşünüyoruz. Jet Türkiye'de siz değerli arkadaşlarımıza, özellikle üniversiteli arkadaşlarımıza bir network ağı sunuyoruz. Bu network ağımızda WhatsApp grubumuz, LinkedIn ağımız üzerinden sektöre aday olan kişileri, sektöre gönül vermiş olan kişileri şu an mevcut pozisyonları gereğince havacılığın içinde yer alan, gerek kaptan pilot, gerek kabin amirleri, gerek yer hizmetleri gibi pozisyonlarda çalışan kişilere özellikle WhatsApp grubumuzda aynı bir grupta toplayarak sizlerin akıllarındaki soru işaretlerini silip sektörün zorluk ve kolaylıklarını birinci ağızdan doğru kaynaktan öğrenmenizi ve oturduğunuz yerden Konya'da, elinizde, yurdunuzda, sınıfınızda oturduğunuz yerden İstanbul'daki havacılık sektöründe çalışan birisiyle arkadaş olabilmenizi bir network ağ için ön adım olabilmeyi amaçlıyor ve bunun için çabalıyoruz. LinkedIn ağımızda keza yine öyle. Sizleri sektör büyükleriyle, sektörde gerekirse üst düzey yöneticilerle tanıştırıp akıllarınızdaki soru işaretlerini silmeye amaçlıyoruz. Türkiye'nin en büyük havacılık topluluğunu, havacılık hareketini kurmak için bir yıl öncesinden biz harekete geçtik. Ülkemizin çeşitli şehirlerine sesimizi duyurduk. Sosyal medyadan, online platformlardan sesimizi duyan arkadaşlar bizim bu çığlığımıza kulak verip bizlere destek oldular. Her geçen gün büyümeye devam ediyoruz. Bir gönül seferberliği başlattık. Bu gönül seferberliğine sizin gibi maviye aşık olan herkesi davet ediyoruz. Broşürlerimiz var burada. Broşürlerimizin üzerinde QR kodlar var. Eğer Beyza Hanım mümkünse arkadaşlara dağıtabiliriz. QR kodlarımız var broşürlerimiz üzerinde. QR kodları okutarak direkt WhatsApp'a kayıt olabilirsiniz. WhatsApp grubumuza sizler de katılabilirsiniz. Bu ağı genişletmemizde sesimizin biraz ailelere taşımasını, duyulmasına önerim olabilirsiniz. İstikbal göklerdedir diyen mavi gözlü bir kahraman atanın peşinde, istikbalini gökyüzünde arayan bir millet olabilmek adına çabalıyor, uğraşıyor. Derdimizle, sevdamızla mavi diyoruz, gökyüzü diyoruz. Gülüşleriniz mavi kadar güzel, gökyüzü kadar sonsuz olsun. Şimdi Türk'te kalın, esen kalın.